Nicedir bu videoyu yapmak istiyordum ama kısmet bugüneymiş. Öyle ya, çünkü az sonra bahsedeceğim dizi bugün izlediğimiz neredeyse bütün dizilerin temelini oluşturan dizi. Tabii temel yengeyle fingirdeşmenin üzerine atılınca da üzerine inşa edilen Memleketim dizileri de göbeğini sallayan TikTok fenomeni gibi lömbür lömbür oynamaya başladı. Dom 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 yes 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 yes. Yani geçmişini bilmeyen toplumlar geleceğine yön veremez sözünün ışığında dizi konusunda çok da uzak olmayan bir geçmişimize bakacağız ki bugün neden böyle diziler izliyoruz, gelecekte de neden muhtemelen böyle dizileri izlemeye devam edeceğiz onu bir bilelim. Yani dizinin her bir repliğini ezbere hatırlayan, Beni Bihter'ini. Sen pazarlarında Bihter kilodu geldi, yapma Behlül o senin yengen diyerek yad edilen, oğlum o senin yengen. Günümüz dizileri de bu ne ahlaksızlık deyip Aşk-ı Memnu kırmızı çizgimiz diyen Memleketim insanına bir de Murat Soner bakışıyla bir anlatalım diyorum. Bir dizi karakterinin ölüm yıl dönümü 12 yıldır her sene 24 Haziran'da tüm yurtta ve dış temsilciliklerde anılıyor. İşte sonra da ben de burada çıkıp diziler toplumu etkiliyor diyorum. Bak şapşik. O halde nostalji kuşağımızın ilk bölümüne başlayalım. Aşk-ı Memnu. Nasıl ki bütün mafyatik dizilerin atası Kurtlar Vadisi... Ben mafya babasıyım! Mafya babasıyım! Bütün konaklı intikamlı dizilerin atası Asmalı Konaksa... Babanı toprağa komadan, katilini bulamazsan ne yüzle kılacaksın cenaze namazını? Herkesin birbirine yürüdüğü, libido görünce bütün karakterlerin ekmek görmüş sazan balığı gibi birbirinin üzerine atladığı yalılarda geçen bütün dizilerin atası da işte bu. Evet, hatta bu dizimizde sadece yaşayanlar değil, ölüler bile deniz kıyısında kalıyor. Ve işte bir yalıda yaşayan ailemizin babası da her gün yıllar önce ölen eşinin deniz kenarındaki mezarına gidiyor. Ve gittiği yerde de henüz 28 gün önce ölen babasının mezarını ziyarete gelen Bihter'le karşılaşıp karısının mezarı önünde daha yeni ölen bir arkadaşının mezarında ağlayan kızını kesmeye başlıyor. Peki bu kızın babası niye ölmüş? Karakterimiz bir gün babasıyla birlikte çiftlik evlerine gidiyor. Bir bakıyorlar ki annenin olduğu evden de bir tane adam çıkmıyor. Adam karısına bunu bana neden yaptın deyince de yalısından çıkıp boynunda inci kolyesiyle çiftliğine aşığıyla gelen kadın da diyor ki istediğim hiçbir şey vermedin bana. Ne para ne mutluluk. İşte bak bu karakter de şu karakterin atası. Aylardır manikür yaptırmıyorum ben. Alışveriş merkezinin kapılarından girmiyorum aylardır. Ve işte bu sahnede bunları duyan adam da yapılması gereken en doğru hamleyi yapıp ölüyor. Zaten diğer adam da yedek soyunuyordu. O da sahaya çıkıyor değil mi? Yok. Sen diğer adam da meğer fakir çık. O yüzden kadın onu da terk ediyor. Ve kadın da bakıyor ki kasa patlıyor. Diyor ki benim başka bir zengin erkek bulmam lazım. Yalısı olan kim var deyip kızına yürüyen adama yürüyor. Artık darısı başımıza değil mi? Bir bekar biz kaldık. Ama babasının intikamını almak isteyen kızı da durur mu? Hele bak şimdi ben de senin erkeğini elinden almaz mıyım deyip yine bir mezarlık ziyaretinde işveli bir şekilde adama yaklaşınca Adnan Bey de iyice yamuluyor ve şak diye bu çok romantik ortamda kızı yaşındaki kadına evlenme teklif ediyor. Mezarlıkta. Evet, mezarlıkta. Hatta karısının mezarının önünde. İşte bu da bu adamın kızı. Dizinin sadece ilk 10 dakikasında mutlu. Babasının başka bir kadınla olan ilişkisini duyunca da böyle tövbe estağfurullah. Kıza bir şey oluyor. Nasıl bir şey? Şöyle. Gitmesin. Nihal yavaş. Gitmesin. İşte o zamanlar ekonomi düzgün tabii. Sinir krizi bile sanatsal. Ve işte durduk yere kendi kendine sinirlenip şak diye keçi gibi bayılan kızımızı kucaklayıp götüren bu karakter de evin şoförü. Bu karakter de anne ve babası küçükken öldüğü için amca dediği evin babasıyla kuzen çocuğu olan meşhur Behlül'ümüz. Bakın tanıştırayım. Bu da giderek toparlayan Kıvanç Tatlıtuğ oyunculuğunun rolüne ilk ısınma denemeleri. Size anlatacak çok şeyim var. Paris yine olağanüstüydü. Magnifique. Şimdi bir dakika. Evde böyle bir adam var. Ve o eve Adnan Bey mezarlıkta 2 bakışmayla evlenme teklif ettiği genç karısını getiriyor öyle mi? Evet. Hatta bakın bunu da ona nasıl söylüyor? Sana çok şık, çok cici bir yenge geliyor Behlül. Peki aynı zamanda bu oğlan kim? Amcasının, yeni karısının, kız kardeşinin eski sevgilisi. İşte özetle ebesinin örekesi de diyebilirdik ama uzun yolu tercih ettik Allah'tan. Evet. Bu da Bihter'in kız kardeşi Peyker. O da ayrıldığı Behlül'ün acısını unutabilmek için zengin bir adamın oğluyla evlenmek istiyor. Oğlanın babası da bu kız seni yolacak, evlilik sözleşmesi yap deyince kadın da kızını 1 milyon TL'ye bu oğlana satıyor. Ya kurban olduğum, deminden beri para para deyip duruyorum. Ve bu dizinin sloganı aşkı arayan bir aşk hikayesi mi? Ama Aşk-ı Memnu kırmızı çizgimiz. Daha durun. Aşkın her türlüsü var bu dizide. Şimdi benim bunu yine bir tabloyla anlatmam lazım. Çünkü besin zinciri gibi bir şey. Bakın bu adam bu kadına aşıkmış ama bu ölünce bunun mezarında buna aşık oluyor. Bu kızın annesi de bu adamla evliyken bu adamla fingirleyince kocası da dayanamayıp ölüyor. Ve kadınla kızına aşık olan bu adama yazıyor ama bakıyor ki yaşa başa bakmadan hormon derya olmuş. Bu adamın küçük oğlu da bu kızı düşünüp iç geçiriyor. Ama bu kadının diğer kızı da bu adamın yeğeniyle birlikteyken daha sonra ayrılıp bu adamın oğluyla birlikte olmaya başlıyor. Ama yeğen de aslında bu kızla birlikte olsa da bu kız da aynı anda sevgilisinin eski sevgilisinin kocasının babasıyla fikleşmeye başlıyor. Tabi durum böyle olunca bu oğlan da durur mu? Yengesine yürümeye başlıyor. Yenge de boş durmayı kocasının akrabası kız kardeşinin eski sevgilisine yükselince annesinin fıştıklamasıyla evin küçük kızı da üvey annesinin aşık olduğu adam ve aynı zamanda akrabası olan bu oğlana aşık oluyor. Çalışanlar da diyor bizim başımız kel mi? Dadı babaya, hizmetçi şoföre, bu hizmetçi de şoföre, şoför de evin kızına aşık oluyor. Bu ne ya? Bu ne? İşte şey, aşkı arayan aşk hikayesi. Ama doğru ararsın tabii. Bu kadar aşkın içinde insan kendi aşkını bulamaz. Benimki hangisiydi diye. Tabii buna navigasyon lazım. İflam kesildi ya, yemin ediyorum. Bakın aradan tam 15 sene geçmiş. 15 sene. Ve hala şu adı aşk olan ilişki kakafonisinin kopyalarını izliyoruz. İşte bu yüzden ben daha geçen ay bu tablonun benzerini yaptım. İşte bu yüzden dizinin afişindeki yasak elmayı direkt dizinin adı yapanlar ilk 50 bölümde şu tablodan başlayıp sonra 176 bölümde onu 4'e 5'e katladı. Katlamadı mı? İşte bu dizinin zamanındaki reytingi yüzünden hala Eros okunu alıp çekse, o oku alıp Eros'un bir tarafına batıracak olan yerli dizi sektörümüzün ürettiklerini izliyoruz. Ya ben şu aşk ilişkilerini anlayabilmek, gidişatını okuyabilmek için zamanında sadece final bölümünü izlediğim bu dizinin böyle toplam 35-40 bölümünü falan izledim. Ben diyorum ya bu beyin benden öbür tarafta hesap soracak. Ha işte beni diyecek, beynini diyecek senin. Ha işte tam beynim böyle bana hesap sorarken oradan da İlber Ortaylı'nın beyni geçecek. Ha bir de gülecek bana oradan. İnan vallahi o... Yani bazen ne istiyorum biliyor musunuz? Burada size anlattığım bütün dizileri kafamdaki kepekleri unuttuğum gibi unutmak. Yani burada boşuna yer kaplamasalar diyorum. Yani evet mecazi anlamda kepeği unutturacak şampuan var ama gördüklerini unutturacak yok tabii ki henüz. Ha bu arada beni ne zamandır takip ediyorsunuz bilmiyorum ama bu kanala ilk başladığım günden beri siyah tişört giyiyorum. Ve siyah giymenin en büyük sıkıntılarından biri de ne? Ne? Tabii ki kepek problemi. Bakın eski videolarımda ara ara görmüşsünüzdür belki. Ama son zamanlarda yok. Niye yok? Çünkü kepeğe karşı saç problemlerini %100'e kadar çözen Head & Shoulders'ı kullanmaya başladım. Dermatolojik olarak test edilmiş formülü ve içindeki B3, B5 ve E vitamini desteğiyle düzenli kullanımda saç derisinde bir koruma kalkanı oluşturup %100'e kadar kepek koruması sağlıyor. Tabi siz de bu kalkanla birlikte benim gibi kepeğinizin olduğunu unutabiliyorsunuz en azından. Ha bu arada satın alma linkini de açıklama kısmına bıraktım. Normalde videonun sponsoruna sponsor olduğu için teşekkür edip diziyi anlatmaya kaldığımız yerden devam ederdik ama Head & Shoulders'a ayrıca bana kepeği unutturup hayatımdan çıkarttığı için de teşekkür edip öyle devam edelim. Nerede kalmıştık? Anne de aman sonuçta kasa değil mi? Ha kocam ha damadım diyerek kızına al senin olsun diyor ve kızı daha sonra gerçekten adamı sevmeye başlıyor. Ama her defasında evde karşısına banyodan yarı çıplak Kıvanç Tatlıtuğ çıkınca ama şimdi kusura bakmayın da yani diyerek kızın ayarı kaçıyor. Bir gün Behlül'de çok haçta olunca Bihter de ona bir çay yapıyor. Ve o anda eller birbirine değince oğlana bir şeyler oluyor. Dersin ki aşkı adamın kalbine anjiyoyla yerleştiriyorlar. Adamın suratında kızın kalbe girişini an be an var hakemi gibi izliyoruz. Ama çay çorba bahane. Oğlan degaje görünce daha içtiği çay mesaneye inmeden şak diye iyileşip ayağa kalkmıyor mu? Mutfağa gidip tost yaparken bir de Bihter ona domates vermiyor mu? Oy domates mi vermiş? Oy 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 oy. Domates? Domates olur. Oğlan da bugün domates veren, yarın biberi de verir diyerekten... Ha şimdi sen geç orayı da. Oğlanın bir kız arkadaşı var diyordun. O ne oldu? Kız arkadaşı mı? Aman. Burada yasağı varken yemişim legalini diyor ama bir yandan da anne bütün olanı biteni anladığı için şimdi bunlar aşık olur, biz de adamın parasından oluruz diyerek evin küçük kızını bu oğlana karşı fıştıklıyor. O güne kadar Behlül tarafından çocuk yerine konan, hatta nasıl olsa çocuk değil mi, poposu da şaklatılabilir denilen, Behlül'le erkek çocuğu gibi oynayan kız... Erkek çocuğu gibi, şuna bakar mısın şuna? Eve gelen kayınvalidenin bu fıştığıyla "Ha, öyle oluyor mu ya?" diyerek Behlül'e alıcı gözle bakmaya başlıyor. Ama ne oluyor? Evde fıstık gibi olan varken fıştık planı da bir işe yaramıyor. Bihter bakıyor ki oğlan elden gidiyor. O yüzden de ona daha çok yaklaşıyor. Daha çok, daha çok derken bunlar artık libidodan böyle adaklı kurban gibi şişmeye başlıyor. Ne yapalım biz bunu? Bir yerde indirelim bunu. Derken birlikte bir otel odasına gidiyorlar. Ve diyorlar ki bitirelim şu işi. Yine salon erkeği ağzımı bozduracaklar. Lan böyle aşk mı olur? 1900'lü yılların en başlarında insanların aşk için birbirine mendil atıp 30 sene uzaktan kokulu mektup yazarak sevdiği yıllarda yazılan romanın uyarlamasına bak. Ama ikilimiz diyor ki yok burada olmaz. İşte bak aklın yolu bir. Ama daha sonra otel odasında olmaz diyen çiftimiz akşamına da evin serasında sevişiyor. Nerede? Bir akşam herkes yataklarına doğru çekilirken eve Behlül geliyor. Bihter de Mart ayındaki sokak kedisi gibi önce bir koku salıyor. Erkek kedi de kokuyu alınca başlıyor peşinden koşmaya. Ama dişi kedi kararlı. Erkek kedi de zaten gırtlağına kadar geldiği için bu fırsatı değerlendirmek zorunda. Görünen o ki dişi aklına koyduğunu yapacak. Erkek de hedefe kilitlenmiş durumda. Bu iş az sonra bitecek. İşte dişi en sonunda uygun bir yer buldu. Erkek içinse artık yer mekan fark etmeyecek. Ve beklenen son. Fakat o da ne? Onları izleyen davetsiz bir misafir var. Ya işte otel odasında olsaydı böyle olmazdı. Adı da başka olurdu. Ama sarıda yapınca tadı da adı da bir başka oluyor. Ama daha sonra kocasını evinde besleyip büyüttüğü adamla aldatan kadın da birlikte aldattığı adam tarafından aldatılan adamın kızıyla aldatılınca olanlar oluyor. Ama en sonunda Behlül Bihter'i terk ediyor. Ve işte Behlül onu terk edip Nihal'le evlenmeye karar verince o güzelim kızın içinden, tövbe estağfurullah, böyle annesinden dondurma isteyen sümüklü bir velet çıkıyor. İzinde en sahici gülümseyenle onların mutluluğunu alkışlayacağım. Gözlerimin önünde birbirlerini seviyorlar. Bir de bunun başarılı bir dublajı vardı. Onu da alalım. Ölüyorum anlasana. Gözlerimin önünde birbirlerini. Peki şimdi bir dakika. Onları seradayken izleyen kimmiş derseniz, Behlül'le kim öpüşürse hemen oradan mobese kamerası gibi beliren evin şoförü çıkıyor. Ama bu gördüklerini hiç kimseye söyleyemiyor. Atıyor içine atıyor. Atıyor içine atıyor derken ata ata hastalanıyor ve evin bir köşesinde ölüme terk ediliyor. Hastane? Yok diyor, ben gitmem. Zaten evin ritüeli o. O eve giren evde ölüyor. Tam 40 bölüm boyunca ne gördüğünü söylemeyen, aşık olduğum kızın mutluluğunu göreyim de o bana yeter diyen oğlan, kızın düğün gününde Adnan Bey'e karısının kiminle birlikte olduğunu söylüyor. Ve holding patronu olup 79 bölümde toplasan 7 kere bile işe gitmeyen ama yine de bir kere bile ikisini basamayan Adnan Bey bir hışımla odasına gidiyor ve o sırada kızın annesi de "Oldu o zaman" deyip evden kaçarken adam da Behlül'le Bihter'i odasında basıyor. Ve az önce Bismillah diye abdestini alan Bihter kalbine dayadığı silahla kendini öldürüyor. Firdevs üstüne oturulmuş kırlent gibi yamulurken Nihal de hastaneye kaldırılıyor. Behlül? O da sakal bırakıyor. Behlül kaçar. Yani Murat, şimdi kusura bakma da bu dizi bir edebiyat klasiğinden uyarlama. Adı üstünde, Halit Ziya Uşaklıgil'in Ölümsüz Eseri. Hadi diziyi geçtik de edebiyatımızı da yedirmeyiz. Ya ben aşkı meşki geçtim. Kendi tarihini dizilerden öğrenen insanlarız. Yani bana kitap okumuş numarasıyla edebiyat falan demeyin. Tabii ki şimdi bu da böyle bir diziydi. Çarpık ilişkileri, yasak aşkları konu alan, böyle formatı olan bir diziydi ve geldi geçti demeyi çok isterdim. Ama artık farkındaysanız bütün diziler bu dizi. Peki soruyorum size. Ne anladık bu diziden? İşte Büyük evde yaşamamak lazım. Tamam, kapat. Kapat.